Sevgili Başak Burçları, herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün 15-21 Temmuz, haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Bu bakım tamamen kolektifteki canım takipçilerime özeldir. Şimdiden hepinize çok güzel bir 15-21 Temmuz haftası diliyorum. Güzellikler siz... Çık bizi altındaki şeyi görelim. Zaten çok bir şey çıkmadı ama. Bu ne temizliktir? Bu ne açıklıktır? Bu ne ferahlıktır? Yani ay maşallah, maşallah, maşallah. Nazar değmesin. Çok güzel. Yani bu arada size bir şey göstereceğim. Şimdi size şu 16-36-3 şarjım 63. Yani sayıları görüyor musunuz? 6 ve 3 rakamı şu anda size bakarken kendisini gösterdi. Demek ki sevgili arkadaşlar, bu haftamızda bizim 6'lı zaman var. Evet, üçlüsü yok ama olsun. Ayın 16'sı olabilir. Genel olarak üçlü ve altılı zamanlar. Yani sizler için önemli 6 rakamı. Bir şeylerin artık değişmesi demektir. Yani sizi bir şeyler memnun etmiyor mu? O iş memnun etmiyor mu? Başka bir şeye geçersiniz ve 3 rakamı burada sizi bereket anlamında, para anlamında destekler. O ilişkide memnun değil misiniz? Başka bir ilişkiye geçersiniz ve 3 rakamı yine burada sizi daha mutlu olacaksın. Bolluk ve bereket var çünkü. Orada 3 mutlu olduysan burada 5 mutlu olursun. Bakın ne yaptı sizi? Daha yükseğe çekti. Yani değişimden korkmayın. Bir şeyler değişebilir. Ayrıca daha önceki süreçlerde çok koyu görünen, yani daha koyu görünen diyeyim, fincanınız şimdi çok açık çıktı. Bu da sizin hayatınızda ister isteyin ister istemeyin bir değişim olabilmesini ve bu değişim olurken de haliyle bir şeylerden feragat edebilirsiniz. Birazcık daha belki omuzlarınıza yük yüklenebilir. Neden omuzlarınıza yük yüklenebilir? Çünkü bakın sol taraf birazcık kalabalık. Özellikle şurada. Yani ben baktığım zaman çok rahat görebiliyorum. Siz de görebilir misiniz? Şurada bir horoz var. Şurada yani şurası baş kısmı çok temiz. Şurası bu gövde kısmı. Şurası da o hani böyle saçak gibi arka tüyleri oluyor ya horozun. Aynı onun gibi bir görüntü var. Horoz eşittir erkeğin parasıdır. Erkekseniz evet kendi paranızı, işte eğitiminiz, yatırımlarınız sonucunda kazanabileceğiniz parayı düşünebilirsiniz. Ama onun haricinde genel olarak bir erkeğin ya para kazanması ya eline ekstra olarak paralar geçmesi veyahut da eril bir enerjinin genel olarak size hükmetmesini anlatıyor. Burcunuz itibariyle dişilsiniz ve bu dönemde evet dişil çok önemli bir enerji ama sizin belki paraya ihtiyacınız var. Belki baba tarafıyla aranızı iyi tutmaya eril konular yani mahkemeler, devletle ilgili işler olsun, yatırım konuları olsun. Burada kalkıp da dişil düşünemezsiniz açıkçası. Kaybedebilirsiniz. O yüzden biraz da eril konularda sizlerin daha şanslı olduğunuz. Bakın hatta sanki sizi sol taraftan kurtarıyor çünkü çok temiz görünüyor. Alt kısımlarda da bakın bir destek alma imkanınız var. Ve arkasından yukarı doğru bakın bir yükseliş noktanız var. Yani bu aralar özellikle ya dediğim gibi bir erkeğin kazancı, erkeğin para kazanması ile ilgili yaptığı şeyler işte okul olsun, kurs olsun, finansal olaylar olsun. Bakın bir çabası var belki de bunu anlatıyor. Burası çok çok temiz görünüyor ve özellikle de güneş yükselen ay burcu, koç, boğa, aslan, oğlak burçları. Yani bu saydığım burçlar daysa özellikle bu kişi ya da güneş yükselen ay burcunda bu harfler varsa özellikle bu kişinin bir yükselme olayı çok bariz belli diyebilirim. Şöyle bir devam ettiğimde biraz inatlaşmalar var. Bu inatlaşmalar adında soyadında Ş, O, M harfleri geçen bir kişiyle 4 rakamı bununla bağlantılı. 4 rakamında daha çok yani İşte bu kursa yeterince gitmedim mi? Bitmeyecek mi artık? Okulum bitmeyecek mi artık? Yani bir şeyin bitmesiyle alakalı. Yani yeter artık. Bak bu arkadaşının sürekli senden bir şeyler istiyor.
İşte sürekli sen onunla ilgileniyorsun. Hani bitir artık arkadaşlığını. Çünkü sana zarar veriyor. İşini, dersini, bak aileni etkiliyor. Şöyle sana zararı var. Bak sigara içiyorsun, köhkü öksürüyorsun. Bitir artık şunu yani bitsin artık gibi. Böyle bir şeyleri bitir. Neden bitirmiyorsun gibi. Böyle birisi ya bitirmeyeceğim. İşte az kaldı. İşte evliliğini bitir. Niye bitirmiyorsun? Hani bitirecektin. Yani varsa eğer ki özelde böyle bir gündeminiz. Bunu biraz konuşabileceğiniz bir haftadasınız. Onun haricinde diğer tarafa geldiğimde burada özür dileyerek söylüyorum vefat etmiş bir kişiyle alakalı bir konu. O kişi vefat etmiş bir kişiden kalmış bir ev, mal, mülk, iş, o kişinin zamanında yaşadığı sağlık durumu, o kişinin zamanında yaptığı bir evlilik, ondan doğan çocuklar, belki mirasçı bakın yani nereden nereye kendinize göre alın. O kişinin yaptığı bir meslek, dediğim gibi o kişinin malı mülkü varsa, o kişiden belki bir hani haldeki bir kişiye belki maaş bağlanacak, işte bir aylık alınacak. Bununla ilgili belki konular gündeme gelebilir. Ha şunu söyleyeyim kesinlikle kötü görmedim. Ama dediğim gibi vefat etmiş bir kişiden kalan her türlü ister mal mülk olsun isterse ya ki daha çok ben bunu mal mülk olarak gördüm. Ya da manevi bir durum olsun. Özellikle de 3-4 kişi kadar birleşip bu olayın üzerine bir konuşma olayınız var. Şimdi devam ettiğimde burada ortada bakın toplu bir şey var. Buradan böyle bir sanki burası yanardağ da buradan bir şey çıkıyor. Yanardağ aslında yani şey değil. Bazen kötü anlatılabiliyor. Ama yani yanardağ biraz hani sanki sinirli gibi olmayan yani çok böyle aşırı bir sinir değildir. Ama siz arkadaşınıza bir şey söylediniz. O gitti bir başkasına anlattı. Dersiniz ki ya ben sana başkasına anlat diye mi anlattım? Sen benim yakınımsın diye ben sana söyledim. Yani niye gidiyorsun başkasına anlatıyorsun? Hem bu olabilir. Hem de genel olarak belki birazcık stresiniz var ki bakın geçmiş kısmında. Yani bu stres, sinir, üzüntü vesaire bunun geride kalmasını anlatıyor. Ve çok bariz bir bakın alt tarafta dağ var. Dağ bir şeylere güvenebilmek demektir. Yükselme anlamı vardır. Bir makam mevki anlamı vardır. Yani bir şeyin sahibi olursunuz. İyi bir sonuç sahibi olabilirsiniz. İşte çocuk sahibi olabilirsiniz. Araba alırsınız, araba sahibi olursunuz. Bunun gibi bir olayı anlatıyor. Belki de sizin bir şeyler yapmanız birilerine batabilir. Dedikodu çıkabilir. Ay bunu aldınız. Hani paranız yoktu. Nasıl aldınız? E bunu alacağız. Sana nasıl para verelim? Yani paramız kendimize kadar. İşte sen nasıl aldın ettin bak ben senden borç istedim bana niye borç vermedin bilmem ne. E param varsa bana kadar git bankadan çek. Banka vermiyor. Bankanın para vermediği insana ben hiç para vermem diyebilirsiniz. Ki bu yüzden de işte sen arkadaş değilsin, sen insan değil misin bilmem ne. Yani bu tarz bir olay. Yani onun haricinde böyle sıkıntılı bir şey görmüyorum. Çünkü bakın bir yere kadar sınırı var. Yani çok da ilerlemiyor. İyi olmuyor zaten. Bakın hemen arkasında bir kapı var. Oradan çıkıp gider o insan. Onun haricinde birisi bakın ağzını açmış. Şurada. Size bir şeyler söylüyor. Birazcık şeye doğru geliyor burası. Bakın sağa doğru geliyor. Ve sizi arkadan destekleyen, size gerçekten böyle muradınız olabilecek, kısmetiniz olabilecek bir şeyleri sanki söylüyor. Yani işte bak benim burada şu kadar param var. Bana bir şey olursa biliyorsun ne yapacağını. Onun haricinde seni işte çok seviyorum, beni terk etme, bilmem ne bu tarz bir şeyler söyleyebilir. Çünkü bu kişi size bir şeyler söylerken kafasında bir düşünce var. Onu anlatmaya çalışıyor. Hani bazen böyle birisi gelir böyle sizinle manevi anlamı çok yüksek konuşmalar yapar. Ha onun sonucunda size maddi getirisi olabilir. İşte belki aşktan bahsedecek, belki özür dileyecek böyle bir insan. Kötü birisi değil bu arada ve hani kabul etmeyeceğiniz birisi de değil. Belki sizi yanlış değerlendirmiş olabilir. Buraya geldiğimde hanenin içerisinde bir şey attı bakın. Görüyor musunuz? Bu yolu falan hazır sağ tarafta daha devamı gelecek olan yani yüklü bir şey bu. Bakın daha devamı gelme ihtimali var ve bakarsanız yukarıya doğru bir ok. Yani sizi inanılmaz yukarılara taşıyacak olan arka arkaya gelen haberler ve kim ne yaparsa kim ne derse desin buradasınız arkanızda da birisi sanki böyle omzunuza elini koymuş sizi böyle buradan destekleyen bir insan hanenin içerisine. Yani bu kadar güzel ve bu kadar büyük bir demek ki para toplu bir hani bir şey bekliyorsanız eğer ki gelecek ki sürpriz de olabilir. Harika görünüyor. Her şeyin hayırlısı olsun.
Bir de şurada bir de 7 rakam var. Sanki ayın 17'sini gösteriyor gibime geldi. Ama dediğim gibi net tarih vermek bana kalmamış. Birli yedili, evet ayın 17'si olabilir. Size demek ki bir şey anlatmaya çalışıyor. Hani ayın 17'si gibi özellikle de sizin gerçekten bir yükselişiniz olabilir. Çıkmış yani bariz belli bir şekilde çıkmış yani orada. Önemli bir sonuç alma gününüz olabilir. Bir tane şurada KA harfleri görünüyor. Sizin önünüzü açacak kişinin adında soyadında muhtemelen A ve K harfleri de bir yandan var. Güzel yardımlarınız var. Başka size söyleyeceğim şey. Temin bir şey gördüm. Bir böyle boğa suratı gibi bir şey gördüm. Aslında dikkatli bakıldığında çok fazla hayvan yüzü var burada. Yani en basitinden söyleyeyim. Şöyle yaptığım zaman şurada göz, burun, ağzın birleşme kısmından dolayı burada bir hayvan var. Bu biraz böyle çıta gibi. Evet tahmin ettiğiniz üzere çok hırslı olmanızı anlatıyor. Yani aslında çok fazla hayvan var. Artı şurada bakın 3 kişi toplanmışsınız. Bir düşüncenin etrafında yani böyle biraz fiskos havasında bir şeyler konuşuyorsunuz. Çok fazla dışarıya duyulmadan bu para olayını hemen aramızda halledelim. Aman sakın işte kardeşine, aman sakın annene ya da babana şu kişiye söyleme. Çünkü söylersen eğer işte kalkar herkese anlatır. O kendi annesine babasına söyler. O gider diğer tarafa söyler. Yani anlatma. Bırak içte kalsın gibi bir olayınız olabilir. Yani güzel bir şeyin bir konuşması görünüyor. Şöyle bir bakalım. İyi, hane içi çok fazla açılmadı sevgili arkadaşlar. Bu da bir şey oluyorsa hanenin içerisinde kalmasını anlatıyor. Şurada şişko bir böyle kuş gibi bir şey var. Güzel bir haber alabilirsiniz. Artı burada ayak var. Demek ki bir yola gitmeniz an meselesi. Birileri size haksızlık yapmış olabilir. Özellikle akraba tarafı. Bu kişilerle alakalı hakkınız neyse alırsınız. Sadece sizinle çok fazla tartışma isteği olan birisi var. Yani ya size alt edebilirse hadi bakalım. Sizinle tartışmaktan çekinmiyor. Bu kişiyi dediğim gibi hani kapının dışına atabilirsiniz. Bir de güneş yükselen ay burcu başak olan birisinden hayırlı bir haber, güzel bir haber alma ihtimaliniz var. Şöyle göstereyim. Niyetleriniz çok güzel. İkisi de gayet iyi bir şekilde ilerledi ve ilerlemeye de devam ediyorlar. Bakın biri tamamlandı, devamı geldi. O ilerlerken arkadan bir tane daha hani bir çocuk evlenir, diğeri o sırada işte sözlü nişanlıdır. Birisinin evlendirince diğeri de hemen arkasından gelir, evlendirilir. Sanki bunun gibi arka arkaya devam eden bir olayınız var. Burada da bir tatil modu, dinleneyim durumunuz görünüyor. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.